Sızır'ın batı tarafı Çayırhan'a giden, Yozgat'a giden yol. Ve batıdan girişi. Sızır hakikaten güzel. Böyle bir güzellik karşılıyor sizi. Dünyada su savaşları çıkacak ama Çayırhan olsun, Sızır olsun suyumuz güçlü. Ama biz kıymetini, değerini bilmiyoruz. Ve su ile beraber şelaleye doğru gidiyoruz herhalde. Ve buraya gelme sebebimiz 4 Ağustos 2. Gileboru Festivali. Festivalin adını alan Gileboru. Bu hakikaten hayat. 4 Ağustos 2. Gileboru Festivali. 3'ünde de Karagücak güreşleri var. Evet. 3 Ağustos'ta Recep Kara burada. İsmail Balaban burada. Karakucak güreşleri. Şelalenin üstünden görüntü. Ve festivale adını veren Gileboru. Gileboru. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kadasını aldıklarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Dolaşıyoruz. Sızır'a geldik. Saatimiz erken. 8'e az kaldı ama biz erken geldik tabii. Bu güzellikleri göstereyim dedim. Ayın 3'ünde Karagücak güreşleri var. Ayın 4'ünde saat 20'de Esra Şahbaz, Esra ablam, Mustafa Taş geliyor. Konserimiz var. Hepinizi Sızır'a bekliyoruz. Çıkın gelin gari diyeceğim ben. Çıkın çıkın gelin gari. Esra ablam, Mustafa Taş. Ayın 3'ünde saat 12'de Recep Kara, İsmail Balaban burada. Karakucak güreşleri var. Hepinizi bekliyoruz. Çıkın gelin gari. Taşından, toprağından, her yerinden su çıkıyor. Sızır. Sivas, Gemelek, Sızır. Şelale işletmesinden, kafeteryasından bir görüntü. Ve işletmeden başka bir görüntü. Şelalenin hemen üstünde Sızır Şelale Restoran. Mavi Ladinler çok güzel. Eğerci'ye giden yol Karaözü. Tersine giderseniz Bulhayır, Alaaddin, Çayırhan. Ormandan gidiş yolu. Gurbetçi evleri. Bütün gurbette yaşayan hemşerilerimize selam olsun. Akabinde bizi izleyen herkese selam olsun.
Sivaslısı, Yozgatlısı, Ankaralısı, İstanbullusu. Yeniçubuk, Gemerek, Sivas, Kayseri yolu. Sızır Orman İşletme Şefliği, Çat Orman İşletme Şefliği. Saatimiz 8'e birazcık geçti. Şehir merkezine giden yol. Aynı zamanda canlı alabalık restoran, kafe işletmesi var. Görseli çok güzel. Piknik alanı, mesire alanı var. Biraz sonra orayı da göstereceğim. Her kayanın dibinden su çıkıyor. Her kayanın dibinden. Sızır Belediyesi, Alabalık Tesisi, 200 metre ileride. Biraz sonra geleceğiz. Alabalık da üretiyorlar. Güzellik farklı bir şey. Bakmasını, görmesini bileni. Festivale adını veren Gileboru. Sürekli tekrarlıyorum. Sıkılmazsınız umarım. Eskinin kamyonu. Taşıma arabası. Sandımca Kaan'ı diyorlardı. Kaan'ı. Meydanda böyle bir işletme. Çay ocağı. Tepede böyle bir görselimiz var. Bayrağımız var. Her yerden su fışkırıyor. Ramazan Bey'in çay işletmesi. Evet, bu da bizim Ramazan Bey. Ramazan abi, pazar olsun, kolay gelsin. Allah bol kazançlar versin abim. Seviliyorsun. Ben su içeceğim abim. Sızır. Yeşille mavinin buluştuğu belde. Bence yanlış yazmışlar. Şehir yazmışlar ama. Nihayetinde belde. Evet. Sızır'dayız. Sızır'ın kalbinde. Ali Tamer. Belediye başkanımızın yanındayız. Ne verebilirsek. Evet, dediğim gibi Sızır'ın şu an kalbindeyiz. Başkanımın yanındayız. Başkanım, yayınına hoş geldiniz diyeceğim. Sizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun diyeceğim. 31 Mart 2019'da bu koltuğa devraldınız. Evet. 31 Mart size şanslı geliyor. 31 Mart 2024'te tekrar bu koltuktasınız. Sızır'ın kalbindesiniz. Sızır sizin için ne ifade ediyor? Evet, Sızır çölün ortasında bir vadi. Sızır'ın en güzel ifadesi bu. Sızır bizim her şeyimiz. Çok şükür memleketimize değer katmaya 31 Mart'ta değer katmak için geldik. 5 yıllık sürede bu değeri kattığımıza inanıyoruz ki 2024'te de tekrardan Rabbim bu koltuğu bizlere nasip etti.
Tabii sızırlı seçmenlerimiz de sağ olsunlar teveccühlerini bizden yana kullandılar. Doğal olarak da hizmetten memnun olmasalardı bizleri tekrar belediye başkanı seçmezlerdi. Hizmetten memnun oldukları için, Sızır'dan memnun oldukları için bize yapılan hizmetlerden tekrardan bizi göreve layık gördüler. Belde halkına da ayrıca teşekkür ediyorum. Sızır'ımız İç Anadolu'nun incisi diyebileceğimiz, Sivas'ımızın en güzel beldesi, en büyük beldesi. Ayrıca coğrafi konum bakımından Yozgat, Kayseri ve Sivas'ın ortak noktasında bulunması hasebiyle de turistik bir belde. Yoğun bir şekilde turizm turist şelalemiz alıyoruz. Var. Videonun başlangıcı zaten şelaleyle yaptınız. Bayağı turist alıyorsunuz şelaleye. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Sadece şelale değil. Şelalemiz tabii ki en önemlisi. Daha sonra Sızır Alabalık tesisleri. Göksu Parkı. Göksu Parkı, Altun Taş Parkı, Sızır Şelalesi Mesir Alanı gibi. Akabinde çat ormanları. Çat ormanları da yakın bize. Ama Sızır merkezinde, meydanda. İnanın dün pazar günüydü. Biz hem Alabalık tesisleri hem şelaleyi ben bir gezdim. Şöyle inanın. Yani o kadar kalabalıktı ki. İnsanlar oturmaya yer bulamıyorlar bir kere. Evet, bize takipçisi oluyor. Yoğun bir şekilde turizm geliyor. Yine şelalenin hemen üst tarafına yapmış olduğumuz mesir alanı o tam kapasite çalışıyor. Orada yufka ekmek üretim falan yapıyoruz zaten gözleme. Türkiye'nin her yerine. Evet, yufka ekmekle ilgili yetiştiremiyoruz şu anda. Sıkıntımız var biraz. Arkadaşlar da yoğun çalışmalarına rağmen gerçekten yetiştiremiyor. Çok ciddi talep var. Çok güzel oldu. O bölge özellikle mesir alanı dediğimiz Galip Ulutaş mesir alanımız. Şelalenin üst tarafına yaptığımız. Orada da işte çevreden mangal yapmak için, piknik yapmak için gelenler. Öyle bir eksikliğimiz vardı. Şelaleye geliyorduk ama geziyorduk turistlerimiz ama mangal yakma şansları yoktu. Şimdi mesir alanımızda mangallarını da kendileri yakıyorlar veya biz de veriyoruz. Orada işte hizmet ediyoruz. Yufkaydı, gözlemeydi. Gerçekten de güzel bir alan orası. Yine bu sene balık tesisleriyle ilgili yoğun bir çalışma yaptık. Suyun üzerine yeni kameralar falan koyduk. Artı balık tesisini 2 yıldır da Sızır Belediyesi işletiyor. Kendi bünyenizde işletiyoruz. Kendi bünyemizde işletiyoruz. Çok güzel ve hoş bir ortam oluşturduk. Orada ayrıca şimdi kiremitte balık, ızgarada balık, balık sunum şeklimizi değiştirdik. Fiyatlar makul, çok kalabalık, çok yoğun gelenler var. Üretim de yapıyorsunuz değil mi? Başka şu anda üretime de başladık. Farklı havuzlarda üretime başlandı. Bu yıl yavru aldık. Şu anda yavrular gelecek. Belki bugün yavrular gelmiştir de. Yavrular geliyor. Eski havuzlarda yavru üretilecek. Kendi balığımızı kendimiz üretip. Zaten asıl mesleğiniz veterinerlik. Tabii yani bir işe biraz daha iştinasınız. Tabii ki bizim mesleğimizin veterinerlik olması bizim için ayrı bir artı. İnşallah belediyemizi de büyütüyoruz bu arada. İstihdam konusunda da çok ciddi istihdam sağlıyoruz. Yaklaşık belediyemizin personel sayısı da çok ciddi. Yani bir belde belediyesi gibi değiliz biz. İlçe belediyelerinden daha fazla personel çalıştırabiliyoruz. Ekonomik durumumuz çok iyi. Belediyemiz çok iyi. Çok şükür hiçbir borcumuz derdimiz yok. Bu kadar iş yapıyoruz. Borcumuz da yok. Personelimiz de çok, her şey yolunda gidiyor. Süt işletme tesisiniz de var. Siz işletmiyorsunuz ama başkaları içeriyor. Ama Sızır'da şu anda mevcut. Sızır'da evet. Süt işletme tesisi çalışıyor. Orada yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabii orası özel bir işletme. Tabii özel bir işletme. Ama Sızır'da olması da bizim için ayrı bir şans. Evet, biz Çayran'dayız mesela ama Çayran'da yok. Böyle bir işletme yok. Üretim tesisi yok. Alabalık Başkanımız Ahmet Hocam alabalık satmaya başladı kendi bünyesinde. Arı getirdi bu sırada. Yolu bahtı açık olsun diyeceğim. Artınız un fabrikanız var sizin. Çalışıyor evet. Faal. Faal çalışıyor. Un fabrikamızda çalışıyor. Yani aynen. Biz ilçe olmamıza rağmen bizde yok. Mevcut da var ama faaliyet göstermiyor. Çat ormanlarına bayağı turist geliyor. Tabii. Yani bayram arifesinde çata gittim ben. Çatta bir aşinalığım var. Zaten izleyicilerimiz biliyordur. Kayseri'den
çok aşırı talep. Yani ben 1000'in üstünde araba saydım. Tabii çok yoğun bir şekilde turist alıyor çat ormanlarda ama işte şimdi biliyorsunuz son orman yangınlarından sonra ormanda ateş yakmak yasak. Evet. O yüzden şu anda çat ormanlarında piknik amaçlı gidilmiyor. Onun da bilgisini buradan vermiş olayım. Yani çünkü ormanlar bizim ciğerlerimiz. En ufak bir sıkıntı doğmasını kesinlikle istemeyiz. O yüzden de buna da riayet etmek gerekiyor. Evet. Belediyemiz çalışıyor. Sızır güzelleşiyor. Sloganınız, temenniniz diyeceğim. Faaliyet gösteriyorsunuz. Arpa üzümde yolları, parke taş olsun, asfalt olsun. Şu anda bütün Sızır Merkez Arpözü Mahallesi dahil çok az bir yolumuz kaldı kilitli parkeye yapılmayan. Yani bu sanırım bu yıl içerisinde oraları da bitiririz. Yani Sızır'da şunu söylemiştik biz, 1 metre stabilize yol kalmayacak diye. Çok şükür ona doğru gidiyoruz. Yıllar yapılıyor. İşte rutin temizlik işleri, şunu dikkat etmişsinizdir belki. Dışarıdan gelenler şunu söyler, çok temiz bir beldemiz var. Her yönüyle tertemiz bir beldemiz var. İnsanlarımız da bu konuda duyarlı. Sağ olsunlar. Sadece belediyenin çalışmasıyla değil, insanların da duyarlı olmasının sonucunda güzel, tertemiz bir beldemiz var. Evet, asıl gelme sebebimiz ikinci Gileboru Festivaliniz var. Evet. Ayın 3'ü ve 4'ü. Güleşimiz var. Evet. 3 Ağustos saat 12'de başlayacak. Saat 12'de başlayan Karakucak Güleşleri. Tabii bu Karakucak Güleşleri'nin şöyle bir özelliği daha var. Sivas'ta tek yapılan şu anda. Sivas merkezde dahil olmak üzere. Bence İç Anadolu'da da İç Anadolu'da ses getirerek bir organizasyonla imza atıyoruz şu anda. Çünkü Kırkpınar'dan 21 tane baş pehlivanımız geliyor. Bunlar İsmail Babaman, Ferhat Balcı, Recep Kara. Bunlar aynen. Hakikaten dünya çapında tanınmış güreşçilerimiz. Şimdi bu güreşçilerimizle inşallah anlaşmalar falan tamam yani bitti. Sözleşmelerimizi imzaladık. 3 Ağustos'ta Sızır'da olacaklar, güreşecekler. Tabii büyük bir organizasyon, güreş organizasyonu. Akabinde yine 4 Ağustos'ta da Esra Şahbaz ve Mustafa Taş konserleriyle, halk konserleriyle festivalimizi tamamlayacağız. Güzel bir festival, güzel bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Bunu ikincisini bu yıl düzenlediğimiz Gilebolu Festivalimiz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devamı gelir. Ağustos'un ilk haftası. Zaten geçen seneden söylemiştiniz ikincisini Ağustos'un yapacağız diye. Ağustos'un ilk haftasındaki hafta sonuna bu festivalimize karar kıldık. Çünkü özellikle gurbetçilerimizin yoğun bulunduğu tarih Ağustos'un ilk haftası. Onlar için de ayrı bir güzellik olsun istedik. Çünkü onlar bizim her şeyimiz. Onları memleketlerine geldiklerinde en iyi şekilde ağırlamak, işte festivallerle aktivitelere bulunmak, birlik beraberlik olmak her yönüyle o yüzden çok önemliydi. Biz de 3-4 Ağustos, Ağustos'un ilk haftasındaki hafta sonunda festivalimizi gerçekleştireceğiz. Herkesi bekleriz. Güzel bir festival, güzel bir etkinlik olacak. İnşallah coşkuyla hep birlikte festivalimizi sağ salim kutlarız diye düşünüyoruz. Bütün komşu illerimizi diyeceğiz, ilçelerimizi, köylerimizi 3 Ağustos'ta ve 4 Ağustos'ta akabinde evet. Sızır'a bekliyoruz. Sızır hakikaten görülmesi, gezilmesi gereken bir yer diyeceğim. Her yerden su çıkıyor başkanım. Evet. Yani memleket. Taşı toprağa her yerden su çıkıyor. Ormanınız var. İnşallah muvaffak olursunuz başkanım diyeceğim. İnşallah teşekkür ederim. Koltuğa da hakikaten yakıştınız. Sağ olun. Halkta öyle tevazu gösterdi. Üçüncüsü, dördüncüsü diyeceğim ben. Uzun zamandır zaten 2 dönem başkan yapan yoktu. Sizi tevazu gösterdi halk. Ben yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan bekleriz. Allah razı olsun başkanım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çok sağ olun. Sağımda, solumda, önümde, arkamda her yerde su var.
alabalık tesisi hem de üretim tesisi. Arkanızda, önünüzde, sağınızda, solunuzda, altınızda balık var. Ve videomuzun sonu. Sızır alabalık tesisindeyiz şu anda. Üretimhanesindeyiz. Herkesi 3 Ağustos ve 4 Ağustos'ta bekliyoruz. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz güzel olsun. Seviliyorsunuz.